Merhabalar, ben Süleyman Erkan. Bugün yolumuz Ünye'ye düştü. Ordu'nun son ilçesi, deniz kenarındaki bu muhteşem görünümüyle tabiatın ana vatanı diyebileceğimiz Ordu'dayız. Değerli izleyiciler, bugün iki konuyu sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Çok değerli konuğum Aslan Güdek'le engellileri anlatmaya çalışırken bir de yüksek hızlı trenle ilgili bilgi ve birikimlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. İşte bu bilgi ve birikiminden sohbetimizde sizlerin de yararlanmasını istedik ve şu anda Atatürk Parkı'nda birlikteyiz. Merhabalar evet. Efendim. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz bu arada Ünye'mize. Siz bana hoş geldiniz diyoruz. Ben de size programda hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Çabalarımız devam ediyor. 25 derece sıcaklıktaki evet. Bu nemli havada ve tabiatın, doğanın çok güzel bir ortamdayız şu anda. Rengarenk yeşilliği altında evet, maviliğini seyredersiniz. Yavaş yavaş başlamışlar denize girmeye. Evet, artık mevsimi diyorum yani. Havalar 30 dereceye yaklaştı. Artık yavaş yavaş insanların denize girmesi de gayet efendim, normal. Biz şöyle diyeyim, engellilerle ilgili başlayalım programımıza isterseniz. Diyelim ki engelli deyince kimlere engelli denir? Bize genel olarak bir açılımını yapabilir misiniz? Şimdi efendim şöyle engelli deyince ne aklımıza geliyor? İşte fizik olarak, mental olarak vücudunun veya zihninin herhangi bir yerinde eksikliği olan veya bozukluğu olan herkese engelli diyoruz. Yani kullanamadığı. Kullanamadığı uzuvlar evet. Sosyal alanda evet. Kullanamadığı alana. İnsanın mesela insanda engellilik çeşit çeşit. Şimdi önceden 4-5 çeşit vardı ama şimdi artık öyle hastalıklar ortaya çıkmaya başladı ki artık mesela şu anda engelli diye tabir ettiğimiz mesela böbrek hastası engelli, kalp ameliyatı geçirmiş kişi engelli. Tabii bu vücudun kaybına göre onları da hep aynı yani statüye koyuyoruz. Uzuvlarından birisini kaybeden kişiye engelli. Peki efendim bazen engelli yerine hasbel kader dilimi sürtüyor sakatlar diyoruz. Evet. Sakatlar veya da sakatlar derneği diye söyleniyor. Bu sakatlar derneği ile engelliler arasında ki algı farklılığı nedir? Efendim şimdi şöyle, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi'nde 7 dönem başkanlık yapmış bir kardeşiniz olarak. Mesela bu soruyla çok karşılaştım. Mesela insanlar her yerde erkeğinden bayanına bana bu konuyla alakalı sorular sordular. Ben de bunu genel merkezimizle yaptığımız toplantılarda, istişarelerde dile getirdim. Türkiye Sakatlar Derneği adı o günlerde sakatlar kelimesi kullanılıyordu bizim engel durumumuzla alakalı. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kurulmuş bir dernek. O günden bugüne bu sakat kelimesi üzerimizde kaldı. Çünkü biz bunu değiştirme şansımız yok. Tüzüğümüz buna müsaade etmiyor. Yine meclis kararıyla değiştirmek gerekiyor. Bunu yadsıyan, bunu işte kötü algılayan birçok kişi yani bunun değiştirin diye bana çok baskı da yaptı. Sakat derken bir aşağılama, yani, hor görme, ama aslında değil. Yani gibi mi evet. Gözüküyor acaba? Şimdi insanlar o şekilde algılıyorlar ama mesela biz hiç öyle algılamıyoruz. Çünkü biz alıştık da bu duruma, artık yatsımıyoruz. Mesela bizim burada nüans farkımız şu toplumdan. Önemli olan şey engellilerin sorunlarının çözülmesi. Yoksa adımız sakat olmuş, engelli olmuş, özel birey olmuş. Hiç fark eden bir şey yok. Yani aynı sorunlarla boğuşuyoruz çünkü. Engelli olsan da, sakat olsan da, özel birey olsan da fark etmiyor. Önemli olan biz sorunları minimuma çekebiliyor muyuz? Önemli olan o. Biz hala bugün engelli camiası olarak ki ben yıllarca siyaseten de dernek başkanlığı düzeyinde de kamuya ulaşım açısından, kamuya iletebilme açısından en üst seviyede görev yapmış bir insan olarak
Yani halen bazı sorunların Ünye'de, Ünye gibi bir yerde örnek veriyorum, çözülemediğini. Birçok sorunu çözdük. Ünye şu anda engelliler konusunda en rahat yer. Öyle mi? Evet, evet. İddia ediyorum. Yani Türkiye çapında en rahat yerlerden biriyiz biz. Ama mesela halen Ünye'de bile bugün mantaliteye yerleştiremediğimiz bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bankaların girişlerini, bu rampa sorununu çözemiyoruz. Marketlerin giriş yerlerinde bu sorunları çözemiyoruz. Halen apartmanların girişlerinde füze rampası gibi rampalar var. Onları hala yani ruhsat verirken bunu, bu ruhsatı vermeyin diyoruz. Yani bu engelli için standart yakalanmadan buraya ruhsat vermeyin diyoruz ama veriyorlar. Şöyle vermek zorunda kalıyorlar. Her sağlıklı birey geleceğin bir engelli adayıdır. Aynen öyle. Yani yarın başımıza ne geleceğini, nasıl olacağımızı hiç bilemiyoruz ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi Allah kimsenin başına vermesin. Engelli olmak gerçekten çok zor. Engelli olarak yaşamak çok pahalı. Hele de bu ülkede. Çok pahalı. Mesela engellilerle ilgili çıkarılmış herhangi bir ürün Ünye'de, Türkiye'de çok pahalı. Tekerlekli sandalye, en ucuz tekerlekli sandalye fiyatları 4-5 bin lirayı bulmuş. Yani bu daha ucuz var ama bilinebilir değil. Yani kullanılabilir değil. O yüzden mesela ben kullanılabilir ortalama bir tekerlekli sandalye 10 binden başlıyor diyebilirim. Şimdi bunlar tabii ki halkımızın, engelli camiasının alım gücüne bağlı. Alım gücü herkeste olmadığı gibi. Mesela kendini bir devlet kurumuna veya herhangi bir işe atmış bir engelli kardeşimiz bunu alabiliyor, ulaşabiliyor ama diğer engellilerimiz var bizim. Mesela hem ailesinin eline bakan, işte kendi geçimini sağlamayacak durumda olan, hala annesine bağlı, mecburen yani yatalak. Evet, yatalarından tut gezenine kadar aynı durumda. Mesela ben %96 engelliyim. Ağır bir engelliyim ben. Mesela ben de bakıma muhtacım. Ve benim gibi birçok engelli de aynı durumda. Şimdi mesela hani bir şekilde biz kendi yağımızla kavrulmayı becerebiliyoruz ama bunu becerebilecek mantalitede olmayan, yani mental olarak bozukluğu olan, zihinsel bazı kardeşlerimiz var. Yani onları aşamıyoruz. Tabii onların burada belli sorunları hala yaşadıklarını, hala boğuştuklarını görüyoruz. Peki Aslan Bey, şöyle bir soru sorsam ne diyeceksiniz efendim? Tabii. Desek ki engelliye ne yapabiliriz soruyorlar. Engelliye ne yapmamak gerekir sorulsa daha iyi olmaz Şimdi mı? Şimdi engelliye ne yapmamak gerekir? Şimdi engelli insanlar ne çok alınma. Ne yapmalıyız diye soruyorlar. Ne yapmamak gerekir engelliye? Acıyarak bakmak mı gerekir? Hayır. Yoksa işte buna benzer şimdi bilmem söylemek istediğimi anladınız mı? Efendim şimdi şöyle, toplumumuzda bir algı oluşmuş, bu yerleşmiş. Biz bunu kıramıyoruz. Mesela biliyorsun hani bu tür algıları kırmanın, inan bana, hani atomu parçalamaktan daha zor olduğunu söylerler. Evet. Şimdi öyle bir şey ki mesela bu engel durumundan dolayı seni, hani biz birçok konuda ikinci sınıf hissediyoruz kendimizi. Bunu da toplum bize maalesef böyle uyguluyor. Mesela seni sokakta gezerken seni dilenci sanıyor. İşte yani biz böyle bir kategorize edilmeyi istemiyoruz. Bakın ben her zaman arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Yani biz pozitif ayrımcılık da istemiyoruz. Ama negatif ayrımcılık da istemiyoruz. Yani şunu, devletten şunu bekliyorsunuz. Bize acıyarak bakmayın vatandaşlara. Kesinlikle. Bize şu veya bu demeyin. Bize iş verin. Bize üretimde, en büyük sorunumuz, sosyal, kültürel alanlarda bizim yapabileceğimiz, topluma katkıda bulunacağımız ama bizim kendi benliğimizi, kendi kişiliğimizi, hem zamanımızı çok iyi değerlendirecek hem de topluma katkıda bulunacağımız özgüveni, evet, bize verin. Şimdi hocam bu konuyla alakalı yani çok derin yaralarımız var. Şimdi önce bize iş gerek. İş. Yani bütün engelli peki, gücüne bunu, göre, bunu şöyle becerisine desek, göre iş verilebilir. Şunu desek, iş vermeden önce o kişileri mesleki alanda tabii yetiştirip eğitmek gerek tabii, evet, ki. Buyurun. Şimdi devletin böyle bir
yaptırımı yok. Devletin böyle bir uygulaması yok. Yani biz kendimizi nerelerde yetiştiriyoruz? İşte dernekte kurslar düzenliyoruz. İşte el sanatları yönünden, okuma yazma yönünden, bilgisayar yönünden her türlü eğitimi kendi içimizde almaya çalışıyoruz. Yani bunu engellilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama örneğin devlet şimdi EKPSS, engelli kamu personel sınavı diye bir sınav yapıyor. Yani buradan lise mezunları yararlanıyor. Lise mezunları girebiliyor bu sınava. İnan o engellilerin %90'ı doğru dürüst eğitim alamıyor. Alamadan liseyi bitiriyor. Niye? Çünkü ilkokulu dışarıdan bitiriyor, ortaokulu dışarıdan bitiriyor, liseyi dışarıdan bitiriyor derken zaten çok da bir şey öğrenemiyor. Yani öğrendim yakın zamana kadar, şimdi yeni yeni sınavlarda azıcık sıkı tutmaya başladılar işi. Ama bundan bir 10 sene önce inan o kadar kolay, selamla geçiyordun okulu, bitiriyordun. Evet. Yani şimdi mesela eğitemediğin kişiden o sorulara cevap vermesini bekliyorsun ki yani bu çok zor. Birçok arkadaşımız o limitin kapısından dönüyor. Ülkemizde de maalesef bu konuda bir standart da yok. Aslında ülke olarak bizim en büyük derdimiz standartsızlık. Evet. Şöyle zaten bu soruya da hemen hemen yanıt vermiş olduk. Diyecektim ki günümüzde sakatlara değil engellilere devletin vermiş olduğu destek yeterli mi diyecektim. Zaten bunu yer yer anlattınız ama değil efendim. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bez veriliyor sizlere. Yatalak hastalara. Evet, o yatalak hastalara veriliyor. Veriliyor. Bu bez onunla bile ne çileler yaşanıyor bilirseniz. Ayda bir bez, bir paket bez veriliyor. Ama evet. o bezin yetmediği söyleniyor. Şimdi şöyle efendim. Mesela devlet bu bezin bir kısmını ödüyor. Yani en son hatırladığım rakamlar, çünkü sürekli fiyat değiştiği için ülkemizde, artık fiyat algımız da köreldi. Mesela vatandaş 450 liralık ürün alıyor bu bez konusunda. Ama devletin verdiği para işte 150-200 lira, işte örnek veriyorum. Tabii ki bu yer üzerinde kendi tamamlıyor. Birçok konuda devletin desteği var ama çok yüce kalıyor yani. Çok küçücük. Şimdi mesela aslında bakın bu sorunlar bak hep dallanıp budaklanıyor. Aslında tek gerçek bir sorunumuz var, işsizlik. Onu çözmüş olsa devlet zaten yine o bezini kendisi alır, tekerlek sandalyesini kendisi alır. Mesela oturarak yapılan işler var. Orası için önce iş hazır olur. Ona uygun engellileri toplarsın. Onlar arasından bir sınav yaparsın. Mesela en uygun olanını oraya oturan işe, yani oturan işte sağlamlar çalışıyor. Mesela ben dernek başkanlığı yaptım yıllarca. Benden hep engelli istediler işverenler. Ama hiç oturan veya durumu kötü engelli istemediler. Hep yani Süpermen istediler neredeyse. Yani inanın gerçekten ben bunu birçok yere dile getirdim. Mesela bir telefon geldi bir gün. Çok büyük bir kuruluştan. Dediler ki işte Aslan Bey bize engelli lazım. Nasıl bir engelli lazım? İşte engelli olacak ama fazla sakat olmayacak. Bakın aynen bu, hiç engelli abartmıyorum. Olacak, fazla sakat olmayacak. Yani tamam peki efendim ben anladım ama yani bu engelliye ne iş yaptıracaksınız dediğimde işte günde 3 araba malzeme geliyor, onları boşaltacak. Tuvaletleri temizleyecek. Camları silecek. Normal sağlam. Tamam dedim yani. Şimdi siz bunu bu engelle mi yaptıracaksınız? Evet. Dedim kardeşim sizde sağlamlar ne iş yapıyor? Sağlamlar masa başında oturuyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız. Anladım. Şimdi böyle bir durumda nasıl problemi çözeriz diyorsunuz. Çözülmez. Ama dediğim gibi yani engelliye uygun iş verirseniz, ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben Ünye Belediyesi'nden emekliyim. Ünye Belediyesi'nde ben otobüs merkezinde bilet satışına başladım. 7 yıl orada çalıştıktan sonra beni belediyenin altına aldılar. Belediyenin altına geldiğimde bana verilen işi benden önce 4 kişi yapıyordu. Bu 4 kişinin yaptığı işi ben tek başıma yaptım. Yani demek istediğim engelliler iyi kullanılırsa, iyi istihdam edilirse, uygun yerlerde istihdam edilirlerse bunlar diyorsun. Çok büyük katkılar da verirler. Çünkü mesela sağlıklı insan tuvalete gideyim diye işten kaytarabilir ama bizim öyle bir şansımız da olmaz. Biz yıllarca kendimi tutarak
Yıllarca çalışmak zorunda kaldım ben. Efendim, son olarak şunu da sorayım. Ondan sonra başka konuya geçeceğim ben. Evet efendim. Ağır engellilere verilen maaş sizce yeterli midir? Şimdi tabii ki bu her şey devletin imkanlarına bağlı. İşte zamanında bu Avrupa Birliği fonlarının planlamasıyla Türkiye'ye, Türkiye'nin önüne koyulmasıyla böyle bir destekleriyle böyle bir uygulama başlatıldı. Bu da nedir? Evde bakım ücretleri. Bu bir maaş değil, yardım bu. Şimdi şu anda 7600 lira bir para veriliyor. 7400 lira civarı. 7400, işte o arada küsuratlı bir rakam var. Tam bilmiyorum. Şimdi bunu asgari ücretin 3'te 2'sine denk gelecek şekilde ayarlamışlardı önceden. Fakat şimdi fiyatlar Türkiye'de maalesef çok aralar açıldı. Şimdi neredeyse asgari ücretin 3'te 1'i durumuna geldi. Hmm. Yani bunları inan telaffuz etmekte bile bazen zorlanıyoruz. Ama bunlar şu an hadi bakan için, kişi için yeterli mi? Değil. Hadi yeterli diyelim. Ama mesela 2022 dediğimiz 2022 sayılı kanunla engelli için çıkarılan, mesela devlet babanın evladı olan engelliye verdiği bir harçlık vardı. Şimdi bu harçta bir şey getirdiler, limit getirdiler, bir statü getirdiler. İşte mesela şu anda işte evde kişi başına düşen gelir 600 liranın üzerine çıktığı anda veya işte şimdi şu andaki en son rakamı da hatırlamıyorum açıkçası. Yani çünkü rakamlar çok değişkenlik gösteriyor zamlardan sonra. Mesela adam 10 katı maaşı alıyor. Yani aile babası. Bir o çocuğun maaşını kestiler. Mesela o bir sürü kardeşimiz şu anda o engelli aylığını alamıyor. Evet. Şimdi çocuklar burada üzülüyorlar. Çünkü bakın bu aylıklar çok önemli burası. Bu aylıklar o çocukları dilencilikten kurtarıyordu. Yani bir harçlık oluyordu cebine. O da dilenmekten vazgeçiyordu. Ama şimdi şu anda birçok engelli kardeşimiz o aylığı alamıyor. Yine çocuklarımız engelli olmaya doğru itiliyor. İşin dilenci olmaya doğru itiliyor pardon. İşin garip tarafı eli ayağı tutan ve sokaklarda dini alet ederek dilenen insanları görüyoruz. Evet, biz, maalesef. Ülkemizin kaderi. O insanlar bu işi ticarete dökmüşler. Evet. Gerçek ihtiyaç sahipleri yerini bulmazken tutuyorlar efendim sağlam insanlara güya yardım ediyorlar, güya destek sağlıyorlar diyorlar. Efendim, şimdi ben hazır böyle bir ortamı da yakalamışken şöyle bir de mesaj vermek istiyorum. Mesela işte falancı derneğe yardım topluyoruz. İşte engellilere tekerlekli sandalye alacağız diye sokaklarda dolaşan bir sürü uyanık üçkağıtçı var. Evet. Bakın açık açık söylüyorum üçkağıtçı. Ben hatta bazılarını yakalattım karakola başvurdum. Orada polis arkadaşlara, memur arkadaşlara hepsini toplattırdım, geldim. Ama onlar da 3 kuruş para kazanalım diye bu işi kabul etmiş erkekli bayanlı öğrenciler. Yani asıl işin kaymağını yiyen adam inanın Antalya'da halen bir otelde keyfini zevkini yapıyor. Yüzlerce insan onun için o dergiyi yani bir dernek kurmuş, merdiven altı bir dernek kurmuş adam. Orada sosyal medya sayfalarından kopyala yapıştır yaparak engellilerle alakalı bir bülten çıkartmış ve bunu engelliler yararına satıyorum diyerek insanları kandırıyor. İnsanların da bu bir gönül düşkünlüğü var burada. Yani engelliyi seviyor insanlar. Engellilere yani üzülüyor en azından. Yardım etmek istiyor. İşte bu yardımı da bu ahlaksızlar maalesef bu şekilde sömürüyorlar. Duygu sömürüsüyle insanları o engellinin hakkı olanı alıyorlar. O zaman halk bilinçlensin vermesin efendim. Vermesin. Yardım yapacaklarsa bakın derneklerimiz var bizim. Tekerlekli sandalye almakta zorlanıyoruz bazen. Mesela şu anda benden tekerlekli sandalye derneğimizden ben görevi bıraktım ama yeni başkan arkadaşımızdan Engeller Derneği. Evet, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi. Evet. Evet. Şu anda bizden tekerlekli sandalye isteyen en az 10 kişiye yakın bir grup var. Biz onları hep bekletiyoruz. Elimize geldikçe peyderpey sırayla veriyoruz ama yetmiyor yani. Çünkü alınan ürünler artık
ucuz ürünler fazla da dayanmıyor. Bir sene sonra tekli sandalyede eser kalmıyor. Yani az bir dayanıklı bir şey alayım desem bu sefer 10 bin liradan başlıyor fiyatı. Evet. Devletin bu konuda yardımı vardı. Devlet 1000 liraya tekerlekli sandalyeydi o zamanlar. 500'ünü devlet veriyordu. Şimdi tekerlekli sandalye 20 bin oldu. Ama devlet yine 500 veriyor. 10 binini versin. Vermiyor işte. Mesela devlet yine 500 veriyor. Şimdi akülü araçlarımız var bizim. Devlet akülü araç yardımı da yapıyor normalde. Kanunlarda var. Şimdi devlet diyor ki işte sen bize o zamanlar bu akülü araçları 2 bin liraya 3 bin liraya alıyorduk. Devlet bunun 1800 lirasını veriyordu. Evet güzeldi. Yani yarıya yakınını veriyordu devlet. Ama şimdi o fiyatlar öyle bir hale geldi ki bırakın sıfırı ikinci eller 35-40'tan başlıyor. Bu sefer ne oldu? Devletin verdiği 1800 lira hala devam ediyor. Yani maalesef burada devlet topluma verdiği zamların hiçbirini burada buraya uygulamıyor. Uygulamadığı ya, için de biz olarak aynı sıkıntıları tekrar yaşıyoruz. Evet yani. Efendim. Özürlerin, özürlü diyorum pardon, engellilerin Özürler Derneği'ne yapılması gereken yardımları Ünye'de yapabilirsiniz. Çünkü hem belgeli hem de bilgili olur. Hem tabii de ki buradaki insanları biliyorsunuz, tanıyorsunuz. O insanlarla oturup sorunlarını, problemlerini birebir tartışabilir, konuşabilirsiniz. Derneğimiz çok müsait. Hocam efendim, bu konuyla alakalı isteyen derneğimize gelebilir. Evet, çayını orada görevli arkadaşlar, çay, sop, her şey bedava. Onura eder oradaki arkadaşların. Evet. Daha da iyi olur çünkü bunlar engelli değil. Olabilir insan. Engelleneniz biz, engellenen. Engelliler engellenemez. Evet, işte bizi engelliyorlar hocam. Engellemeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi efendim, istersen şöyle yapalım mı? Tabii ki. Gel, Ünye'ye yüksek hızlı treni getirelim. Hocam mesela bugün ulaşılabilirlik, erişilebilirlik konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Mesela ben bugün siz değerli dostumun yanına Tokat'a gelemiyorum. Neden? Çünkü oraya benim özel bir araç getirmesi lazım. Ama bir tren olsa ben o trenle çok rahat bir şekilde İstersen sizin yanınıza gelirim. İstersen bunu şöyle anlatayım. Belki sözümüzü tutmayacaklar. Belki siyasi olarak bir kenara yazılıp kalabilir. Belki anlattıklarımız bir yağmur, denizde bir yağmur tanesi kadar olabilir. O kadar. Ama ses bırakabilirsek ne mutlu bize. Ben şöyle bir yazı yazmıştım daha önce de. Bilmiyorum, bazıları okumuştur, bazıları da okumamış olabilirler. Okumayanlar veya okuyanlar için şöyle diyelim. Ünye'ye yüksek hızlı tren gelir mi? Size soruyorum. Bence, hayal mi? Ben sizi dinledikten sonra inandım. Gelir. Gelir diyorsunuz. Evet. Peki istersen bir de ben Ünye'li dostlarıma can kulağıyla hocam, anlatayım. Hocam en azından biz bir ilk adımı bir atalım. Bu inanın birçok mantığa yerleşecektir. Evet. Zamanla bu inşallah gerçek olur. Şimdi şöyle düşündüm ben. Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı tren var. Bu 2,5-3 saatte Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi alabiliyor. Evet. Ne güzel. Ve çok insan güzel binince 2,5-3 saatte rahatlıkla Sivas'a ulaşabiliyorsun. Peki biz Ankara'dan Ünye'ye nasıl tren getirebiliriz, yüksek hızlı treni? Şöyle diyorum ben efendim. Sungurlu'ya kadar zaten raylı sistemler yapılmış. Evet. Sungurlu'dan Zile, Turhal ve oradan Tokat merkeze. Buradaki mesafe 160 kilometre. 160 düzelttiğimiz zaman 10 kilometre zaten gider, düzgün olacağı için. Zaten engebeli bir arazi de değil. Ve burasını bir defa düz bir şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim Tokat, Niksar, Akkuş, Ünye arasına. Tokat'la Ünye arasında 150 kilometre. Evet. Şimdi buradaki engebeli dağlar ve alttan dereler, geçirerek çok da kısaltılabilir. Viyadükler yaparız. Viyadükler yaparız. Üzerine dağ varsa dağa tünel eşeriz. Tünelden geçiriz. 150 kilometre. 150 kilometreyi de düzelttiğimiz zaman zaten bu 150 kilometre, 50 kilometre veya da 20-30 kilometre silip atacağız. Evet. Topu topu bize kalacak 250 veya 300 kilometrelik bir yol. Evet. Biz Ünye'den trene bindiğimizde 2 saat, bilemedin
2,5 saat, bilemedin 3 saatte Ankara'ya gideceksin. Evet. Yüksek hızlı trenin böyle bir projeyi anlatmıştım. Şimdi hocam bir de Samsun'da şunu da göz ardı etmeyelim. Samsun'a kadar gelen bir tren yolu hattı var ya, o yük treni. Şöyle, yok, orada yolcu da taşınıyor. Sivas-Samsun hattı başka. Evet. O hatla burayı karıştırmamak lazım. Belki karıştıranlar olur. Bu Sivas-Samsun hattı yılların 1940'lı yıllarda mı 30 tam net bilmiyorum ama eskiden kurulmuş bir raylı sistem. O sistemle bu sistemi karıştırmamak lazım. Evet. Gelelim şeye, Avrupa'ya. Avrupa'ya baktığımız zaman otobüsleri, arabaları üreten 7 firmanın sahibi Avrupa ama Almanya. Başka firmalar da var ülkeler tabii, ama. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Almanya'da 7 tane firma biliyorum. Belki daha fazladır. Mercedes otobüsleri de Almanya üretiyor. Evet. Peki efendim, Almanya'da gidenler, görenler var. Ben de gittim, gördüm. Almanya'da otogar var mı? Almanya'da otogar yok. Şehirler arasında otobüste yolculuk yapmak sadece turizmi için veya da otobüs durakları var. Peki orada otogar yok da neden bizim Türkiye'nin dört bir yanında otogar var? Size soruyorum. Vallahi inanın ben hiç düşünmedim bu konuyu. Bu konuya cevap verecek bir cevabım da yok açıkçası. Neden yok? Ama Almanya'da diyelim ki 400 kilometre mesafede bir yere adam gidiyor sabah işini yapıyor ve yine de binip geliyor. Saatli trenler var, yüksek hızlı tren. Biniyor trenle, rahatlıkla gidiyor ve rahatlıkla geliyor. Evet, 400 kilometre az da bir yer değil. Biz bu millet olarak acaba zihni düşüncemiz mi az? Paramız olmayabilir. Ekonomik durumumuz zayıf olabilir. Hiç önemli değil. Bizde çalışkanlık, üretkenlik varken bizi yöneticiler bu konuda ciddiye alsınlar. Ben bir iddia daha atayım efendim. Buyurun efendim. Tabii ki. Ünye kaç, nüfusu ne kadar? Ünye'nin nüfusu şu anda 133 bin, 135 bin arası. 130 bin, 30 binli bir kenara koydum, 100 bin. Birer milyon verseler, birer milyon, 1 milyon, 1000 lira. 1000 lira. 1000 lira verse... Hocam birer milyon deyince bir otomobil parasına. 1000 lira, 1000 TL. Evet, 1000 TL diye derseniz ki daha uygun. Alınsa, ki seve seve de katkıda bunlar, zaten bu yolu devlet açsın, rahatlıkla yapar. Şimdi bir öneri. Hocam bakın ben bir de sizin bu önerinizi destekler mahiyette bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela yüksek hızlı tren Ünye'ye gelmiş olsa, Ünye'de düşünebiliyor musunuz neler değişir? Ünye'de manavdan aldığınız ürünlerin fiyatları bile yarı yarıya düşer. Evet. Çünkü şu anda tamamen biz nakliye fiyatlarına çalışıyoruz. Peki şöyle de olabilir mi? Ünye burada en yakın olarak Samsun, Ordu var değil mi? Büyük. Evet. Bu illeri de katlayacağını biliyor musunuz Ünye'nin? Tabii tabii, evet biliyorum. Ünye'nin çünkü sosyal, merkez olur, merkez olur Ünye. Ekonomik, kültürel bakımdan nasıl bir değişkenlik, nasıl bir gelişkenlik olacağını biliyor musunuz? Evet, zaten anlatmak istediğim fikir de buydu. Şimdi Ünye merkez olur. Ünye hem ekonomik yönden, iktisadi yönden, kültür, diğer bütün etkenler hepsi Ünye'de toplanır. Ulaşılabilirliği kolay olduktan sonra, ya bu sadece ben engelli olarak düşünmem bunu. Böyle bir şey olsa hani herkes 1000 lira ve 1000 TL verse dediniz ya, vallahi ben 10.000 TL veririm. 10.000 TL veririm ben i̇şte bu olaya. Bu gönül işi. Demek ki bir de şöyle düşünüyorum ben. Ya bu benimki fikir ve öneri. Diyorum hocam ki, telefonumuz kapat. Şey yapalım. Bir de şunu diyorum. Diyorum ki biz yapı itibariyle Tokat'ta 5 tane milletvekilimiz, Ordu'da 6 tane milletvekilimiz var. Bunlar siyasi partilerini şöyle bir kenara bıraksınlar. 11 kişi bir yuvarlak masa etrafına toplansınlar. Desinler ki kardeşim, biz bu konu üzerinde gelin bir böylesi arkadaş bir proje önermiş veya da bir düşünce ortaya atmış. Biz de bunu olumlu mu olumsuz mu? Buna bakalım. Ya arkadaş, para yoksa buluruz. Evet. İnsanımız çalışmaya,
üretmeye çalışan bir sürü insanımız var, gencimiz var. Sıfır zeka, beyin süper. Bu insanlarımıza niye biz sahip çıkmayalım? Evet. Hocam maalesef işte plansız bir şekilde yönetiliyoruz. Maalesef liyakatin olmadığı, maalesef adamı olanların işin başına getirildiği bir sistemle yönetiliyoruz şu anda. Evet. Bu bizim en büyük eksikliğimiz. Bunu açtığımız gün... Bu topraklardan evet, bir gün biz de gelip geçeceğiz. Misafiriz. Sanmayın ki değerli yöneticiler, idareciler, sen, ben, biz, o... Biz ölürüz de onlar ölmeyecekler hocam. Ölmezler onlar. Bir gün gelir, 1,5 metreye 70 santim, 1 metre derinliğindeki toprağa gömülürsün. Sonra bir avuç toz ve toprak olursun. Aynen. Bunun için, ama işte bunu bilsek... Sadece bir şey kalır. O şey de nedir biliyor musun ustadım? O şey de ayak izimiz. Yani yaptığın eser, yarattığın hizmet kalır. Evet. Diyorum. Efendim... Zaten amacımız şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak hocam. Evet. Bunu bırakabilirsek ne mutlu bize. Aslan Bey, daha önce ben biliyorsun Giresun'u televizyona çekmiştim. Televizyon evet, programcısıyım aynı zamanda. Gazete köşelerine yazılar yazıyorum. Böyle araştırma yazıları. Fındık çayının nasıl yapıldığını anlattığım Giresun'da. Evet. O bayağı dikkat çekti. Onu bir başka programda... Evet, Giresun'da... inşallah yaparız. Beraber yapalım hocam. Şöyle. Ama siz onu, bu konuyu iyi anlattığınız zaman, hı, ben ya fındık çayı diyor adam, deli mi ne dedim yani içimden. Dediniz. Sonra evet dedim. Biraz delilik var. Şimdi zaten hocam delilik olmazsa fikirler çıkmaz evet, ortaya. Fındık çayı, fındık yaprağı, fındık dalı, fındık dalından nasıl faydalanabiliriz? Yani artık sonra düşündüm toplayıp, mantıklı. Kuru yemiş olarak zaten yapıyoruz. Ve biz de onu... Fındığın ana vatanı ve dünyanın merkezi burası. Biz bu fındığı işleyemiyoruz. Evet. Biz yabancılar işliyor. Biz sadece onlara hizmetçilik yapıyoruz topraklarımıza. Maalesef. Biz kalkınma yolunun, teknik kalkınma yolunu bulmalıyız. Bu ülkenin insanlarını rahat, refah, huzurlu bir şekilde. Bunun tek bir yolu da eğitim ve öğretimden geçiyor efendim. Hocam, eğitim, öğretim. Bu ülkenin kalkınması için tarımda son teknolojiyi yakalamamız lazım. Sanayide son teknolojiyi yakalamamız lazım. Aynen. Tarım ve sanayi. Evet. Eğitimle beraber gittiği zaman tam bu ancak bu ülke böyle kalkınabilir. Evet. Peki efendim, süremiz herhalde ustadım yaklaşıyor. Ben şöyle diyeyim. Son söyleyecek sözlerinizi alayım. Sonra da kısa ve tadımlık olan bu sohbetimizi kapatalım. Tabii. Bir başka programda daha değişik konularda sizlerle buluşalım. İnşallah. Buyurun. Şimdi efendim ben hayalim var benim. Bu ülkede, bu ülkemin çok iyi durumlara gelmesi, engellilerin standartlarının, yaşam standartlarının yükselmesi konusunda hayalimiz var. Bununla alakalı yıllardır da mücadele ediyorum. Bu mücadelenin sonunda geri dönüp baktığımda tabii ki çok büyük adımlar atmışız ama yani bazen de olumsuzlukları hala ortada durduğunu görünce inan moralmen yıkılmıyor da değilim. İnşallah meclis, ülkemizi yönetenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dostlarımız inşallah bizim bu dertlerimizi algılar veya algılamalarına gerek yok. Kendilerine yolladığımız dosyalar var. O dosyaları bir incelerlerse bizim sorunlarımızın çözümlerini de orada bulacaklardır. Bunu tabii söz uçar yazı kalır. Biz bunu defalarca anlatıyoruz ama yani yazılı olarak da ellerinde var. Yani şu anda belki de 10 kez takla attırıldı görüşmelerden. Görüşme sırası bize geldiği zaman mecliste engelli sorunlarına yönelik geldiği zaman işte ya engelli sorunların şimdi acelesi yok. İşte bunu sonra değerlendiririz gibisine hep geriye takla atıldığını bildiğimiz için İnşallah bir gün artık insafa gelirler de şu takla atmayı bırakırlar. Attırmayı bırakırlar. Gerçekten sorunlarımıza bir el atarlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı insanlarımızın çok büyük şekilde sıkıntıları var. Evet efendim. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel bir programda yine bunları daha açarız. Daha detaylı, daha evet, kısa ve bu yolculuğun ben şimdi Giresun'dan gelirken Çat Kapı geldik. Çat Kapı evet, bir program yapıyoruz. Efendim, Aslan Bey sizin tanıdığınız gibi çok kitap okuyan,
şair, yazar, düşünür, düşündüklerini yazıyla paylaşıp sizlerle paylaşan bir birey, bir değerli kardeş. Elimizden geldiğince. Evet, ben Süleyman Erkan. Tokatlıyım, eğitimci yazarım ve televizyon program yapım ve sunucusuyum. Ve burada sizlerle bu fikir ve düşünceleri paylaştığım için teşekkür ediyorum. Bir başka programda, bir başka alanda sizlerle tekrar buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, sevgi, saygıyla kalın efendim.